kitabımızın adı Ömer Hayyam, yazar Harold Lamb. İkinci bölüm 4 Kule yıldızlar evi oluyor ve Hayyam mezarlığa nazır kulede çalışmaya başlıyor. Tutuş kuleyi hazırlamaya dair sözünü tutmuştu ve ertesi gün akşam olmadan evvel yeni rasathanenin anahtarlarını Ömer Hayyam'a teslim etmişti. Daha sonra işçiler günlerce çalışıp kuleyi tamir ettiler ve dış duvarını yinelediler. Ömer Hayyan bahtiyardı ve Yasemin'in kuleyi ilk kez ziyaret edeceği gün her işin tamamlanmış ve bütün işçilerin gitmiş olmasını istiyordu. Hayyam kulenin zemin katını da sildirip süpürtmüş ve buraya yaygılar yaymıştı. Burası rastathanenin kabul odası olacaktı. Halların en güzelini ikinci kata yaydı. Üzerinde ejderha resimleri bulunan Çin örtüsü ve Hayyam'ın yatağı buradaydı. Onun diğer eşyaları sandal ağacından yapılma sandıkların içindeydi. Kulenin üçüncü katı çıplaktı. Burada yalnızca çalışma masaları ile yazma kitaplar bulunuyordu. Aletler geldikten sonra burada çalışacaktı. Tutuş, Nizamülmülk'ün hediyesi olarak birçok kitap satın alıp getirmiş, istenen aletlerin de Bağdat'ta sipariş edildiğini bildirmişti. Zaten Hayyam da bu sırada çalışmak istemiyordu. Vaktinin büyük bir kısmını Nişabur çarşısında alışveriş yaparak geçiriyor ve Nizamülmülk'ün kendisine verdiği akçe kesesini boşaltıyordu. Yasemin karısı olduktan sonra ben beyaz ipekliler giymek istediği için top top beyaz ipek almıştı. Yine onun için şekerlemelerle dolu porselenler, en kıymetli tütsüler yakmak için buhardanlıklar bulmuştu. Saf bir semanın renginde olan füzelerle işlenmiş gümüş bir bileziği ona hediye edecekti. Bu bileziği Yasemin'in koluna taktığı zaman kız aman ne güzel dedi adeta büyü. Büyücü sensin ey kalpleri alt üst eden sahire. Birlikte kuleyi geziyorlardı. Yasemin büyük halıyı büyük bir ilgiyle inceledi. Daha sonra ejderhalı örtüye baktı. Hayyam onun yüzüne dökülen saçlarını okşuyor. Yasemin o kadar bahtiyardı ki adeta acı duyuyordu. Merakla sordu. Yukarıda yığın yığın kitap var. Ben burada değilken bunları okuyor musun? Yasemin, Hayyam'ın yalnız kaldığı zamanları nasıl geçirdiğini merak ediyor. Ondan ayrıldığı zaman onunla tekrar buluşacağı ana kadar geçen zamanı korku içinde geçiriyor ve onun bu arada ne yaptığını mutlaka öğrenmek istiyordu. Hayyam, "Hayır." dedi. "Fakat şurada küçük bir şiir kitabı var. Onu okuyorum." Yasemin, şairlerin eski padişahlara, atlara ve muharebelere dair söyledikleri birçok şiiri biliyordu. Hemen sordu. Şiir mi? İçinde aşktan bahseden de var mı? Birinde dahi benim kalbimin köşesinde yanan aşkın bir kıvılcımı bile yok. Hayyam, Yasemin'in başını tutup gözlerinin içine baktı. Bu bakış Yasemin'in en çok etkileyen hareketiydi. Hayyam'ın kulağına şöyle fısıldadı. Utanıyorum. Hayyam, sen peri kızlarının süslediği şirinden daha güzelsin. Yasemin yine kitaptan bahsedi. O kitapta ne var canım? Sen asıl kalbin kitabını sor. Peki o halde benim kalbimde ne var? Yasemin gülüyor ve Hayyam'ın ne diyeceğini bekliyordu. Hayyam anlattı. Ömer'in ızdırabına kayıtsızlık, Ömer'in aşkına aşinasızlık. Yasemin, sevdiği adamın yaman bir adam olduğuna ve beşeri kuvvetlere üstün bir kuvvete sahip olduğuna inanıyordu. Çünkü o eski insanların bütün bilgisini biliyordu. Şairlerin terennim ettikleri şiirleri okuyordu. Hiçbir şiirle ölçülemeyecek derecede ahenkli sözler söylüyordu. Nihayet sırf onun için harap bir kule, bir cennet çevrilmişti. Fakat Hayyam kendisini sevdikten sonra bütün bunların ne değeri vardı? Duyduğu mutluğa dayanamayıp içini çekti. Kendi hallar üzerine serilen şilteye ve yastıklara atarak kollarını açtı. Yarı kapalı kara gözleri onun gözlerini arıyor, dili sitem ediyordu. Söyle diyordu. Ben sana karşı kayıtsız mıyım? Söyle. Ben sana karşı aşinasızlık mı gösteriyorum? Hayyam onun yanı başındaydı ve baygınlığa benzeyen bir sarhoşluk içindeydi. Yasemin bu aziz kulenin bir adının olmasını istiyordu. Gerçi Nişabur halkı mezarlıkta yatan ölülerin hayaletlerinden, bu hayaletlerin burada toplandıklarından bahsediyorlardı. Fakat Yasemin sevgilisiyle beraber olduktan sonra hiçbir şeye önem vermiyordu. Gene de kuleye yeni bir isim verilmesini istiyordu. Hayyam bir sürü isim teklif etti ve Yasemin bunların hepsini gülerek karşıladı. Hayır burası nimet yurdu değil, huri ocağım da değil, ısrar ediyorum değil işte. O halde burası meleklerin ziyaretgahı. Hayır o da değil. Gerçi Yasemin bir meleğin burayı ziyaret ederek ikisinin kalbine aşk yağdırdığına inanıyordu. Fakat bu melekten söz edilmesini istemiyordu. Burası Yıldızlar Evi, Yasemin ekledi. Herhalde sen yıldızlara bakıp herkesin başına ne geleceğini anlatacaksın, değil mi? Ben mi? Sana bunları kim söyledi? Herkes söylüyor. Güya sen padişahımız Melik Şah'a tahta geçmeyi müjdelemiştin ve bunu biliyormuşsun. Yasemin sevgilisiyle hükümdarların gelişini bilmesi yüzünden iftihar ediyordu. Hayyan bir şey demedi. Yalnız, evet biliyorum dedi. Demek ki doğru. Bir ay geçmeden yıldızlara çevrilen aletlerin gelecekmiş. Sonra sana bir sürü hediye gönderilecekmiş. O halde sen de babamı görür, beni istersin, beni ağırlarsın ve nikahımız kıyılır. Hayyam eline geçen bütün parayı harcadığına pişman oldu. Fakat dedi, ben seni nasıl ağırlayabilirim? Aman sen de, o da bir şey mi? Sen vezirazam Nizamül Mülk'ün astronomi bilgini olduktan sonra kimsenin de pazarlık edebilir.'' Yalnız ben bu işi çarşabuk bitmesini ve çarşabuk buraya gelmeyi istiyorum. Buraya gelip bir daha da buradan çıkmamak istiyorum. Yasemin gözlerini hayama dikerek sözünü bitirdi. Çünkü ben ancak bu iş olursa yaşarım yoksa ölürüm. O halde burada kal. Nasıl kalabilirim? Dudakları titriyordu. Nikahlanmayan bir kadın çalınmış bir metadır diyorlar. Hırsızlığın en kötüsü de bu. Bense çok mutluyum ve bu zevki tattığım için Allah'a şükredeceğim. Yasemin gitti ve ertesi gün görünmedi. Hayyam kitapları arasında huzursuzluktan çatlayacak gibiydi. Gözüne bir şiir kitabı ilişti ve bu kitabın sayfalarında çimenler arasındaki çiçekler gibi serpilen rubayilere baktı. Sonra beyaz bir kağıt alarak şu rubayı karaladı. Oldukça bahar içinde huri rüzgar gibi eserim, bir testi şarapla çimenlikte yemek yerim, çirkin de fena da görse alem böyle derim, ben cenneti anarsam şu köpekten beterim. Yasemin kendisi için yazılan bir rubai ile karşılaşmaktan herhalde hoşlanacak, gülecek, rubayı ezberlemek için uğraştıkça gözleri kim bilir nasıl parlayacaktı. Ancak bu rubayı hiç beğenmiyordu. Çünkü bu rubayı ile yalnız bir düşünceyi ifade etmişti. Aşka dair güzel şeyler söylememişti. Fakat Yasemin ertesi gün ve daha sonraki günde görünmemişti. Hayyam, sahaflar çarşısındaki çeşme başında günlerce bekledi. Caminin kapısında oturarak burada geçen her kadını süzdü. Fakat Yasemin yoktu. Öğleden sonra mutlaka kuleye koşuyor, onun muhakkak gelmiş olacağını tahmin ediyor. Fakat odaları bomboş buluyordu. Herhalde hastalanmış ve ona bir haber gönderemeyecek şekilde yatağa düşmüş olmalıydı. Tutuş'un kendisine teklif ettiği hizmetçileri kabul etmediğine pişman oldu. Çünkü kitapçının evine gönderebileceği bir tek kadın tanımıyor. Bu yüzden de Yasemin'e dair bir haber alamıyordu. Çarşıdan geçerek camiye doğru giderek aşina bir sima ile karşılaştı. Bu devamlı sahaflar çarşısında dolaşan dilenciydi. Fakat dilenci onu görür görmez yüzünü çevirmiş ve kaçmak istemişti. Hayyam hızla peşinden koştu, onu yakalayıp sordu. ''Benimle çeşme başında konuşan kızdan bir haberin var mı?'' Gözlerin etrafı kıpkırmızı olan dilenci anlattı. Ha, onu mu soruyorsun? Yemin ederim ki görmedim. Çünkü gitti. Hayyam'ın dudakları zorlukla kımıldayabildi. Nereye gitti? Simaların ifadesini okuyabilen dilenci kazanç fırsatını kaçırmak istemedi. Vallahi veli nimetim. Anlatacağım ama halim yok. Açım. Hayyam kemerini yokladı ve tek bir lira buldu dilencinin kendisini takip etmesini söyleyerek talebelik günlerinden tanıdığı bir sarrafa uğradı. Bu adam sessiz bir buharalıydı. Önünde yığın yığın Bizans, Bağdat alıntıları ile çeşit çeşit bakır duruyordu. Nasır Bey, bana bir altın dinar ver, gelecek ay öderim. Fakat faiz olarak her ay bir gümüş dirhem alırım. Pekala, çabuk ol. Hayyam altını alıp dilenciye vardı. Sonra onu bir kenara çekerek, şimdi söyle bakalım dedi. Yalan söylüyorsam gözüm kör olsun. 3-4 gün evvel harem dairesini dikkatle gözetmediği için uşağa dövdüler. Çeşme başında toplanan kadınlar bundan bahsediyorlardı. Kızın babası, amcası ve bütün akrabası üzülmüşler. Ertesi gün tacir Ebu Zeyd kıza resmen talip oldu. Derhal kadıyı ve şahitleri davet ettiler ve zerdeler pişirdiler. Peki kıza ne oldu? Dilenci düşündü. Evin hizmetçileri konuşurken işittim. Kız bütün gece ağlamış, sonra evden kaçmış ama iki kişi tarafından yakalanarak tekrar eve getirilmiş. Ebu Zeyd onun için çok para vermiş. Çünkü kızın güzel olduğunu işitmiş. Kendisi koca bir kafilenin sahibidir. Hayyam daha fazla durmadı. Kör gibi herkesi ite kaka yürüyerek oradan uzaklaştı. Dilenci Hayyam'dan aldığı altını taşa vurdu ve halis altın olduğunu anladıktan sonra cebine attı. Bu altını da onun birkaç gün evvel Yasemin'in amcasından aldığı bakırların yanına koydu. Aslında bu adam Yasemin'in amcasına kızın kulede oturan genci ziyaret ettiğini söyleyip çar çabuk evlendirilmesine sebep olan dilenciydi. Ancak asıl hayyam onu zenginleştirmişti. Acaba kızın amcasına hizmet edeceğine ona mı hizmet etmesi gerekirdi? Dilenci bunu anlamak için sarrafa yaklaşıp sordu. Bu genç adama ne diye bir altın verdin? Nizamül Mülk'ün dostu olduğunu bilmiyor musun? Bu hayyam o mu? Keşke bilseydim. Dilenci yaptığına bin kere pişman oldu. Hayyam'ın sırrını açıklayacağını söyleseydi dünya kadar para kazanırdı. Keşke bilseydim. O gün hayyam içinde kopan kıyametten başka bir şeye karşı kör ve sağırdı. Bir aralık kalktı, çeşmeye bitişik sokağa giderek Yasemin'in amcasını arayıp buldu ve Yasemini sordu. Bu acayip adam onun yüzüne doğru haykırdı. Deli misin sen? Bizim haremimize mensup insanlardan ne diye bu derece labali bir tarzda bahsediyorsun? Bizim karlarımız ve kızlarımız hayvan mı ki onların adlarını ulu orta söylüyorsun? Perdenin arkasından bir kadın sesi yükseldi. Bu utanma herife haddini bildirin. Hem hırsızlık ediyor hem hırsızlık ettiği yere gelerek yaygara koparıyor. Onu falakaya yatırın da iyice bir ıslatın. Melun herif, müsübet herif. Fakat evin erkekleri hayyama el sürmeyecek derecede akıllı ve ihtiyatlı adamlardı. Kadınların yaygarası ise müthişti. Biri susuyor, biri başlıyordu. Hayyam buradan kalkıp gitmenin daha hayırlı olacağını kestirerek dükkandan çıktı ve hemen tutuşu aradı. Saatler sonra onu bir mücevherci dükkanda buldu. Firuze taşlarına bakıyordu. Ona yaklaşarak kırık dökük cümlelerle derdini anlattı. Casusların reisi elindeki taşlara bakıyormuş gibi davranarak onu dinledi. Hayyam anlatırken kendi kendine bu kızcağız bir cariye veya şarkıcı olsaydı onu bulup hayyama vermek mümkündü. Fakat kız bir Müslümanın karısıydı ve onun haremine girmişti. Nizamül Mülk ise harem dairesine ait işlere karışmaktan hoşlanmazdı. Sonra bu Yasemin Ömer'in aklını başından almıştı. Ömer'in bir tek kadına bağlanıp kalması da tutuşun işine yaramazdı. Onu gözetlemek için birkaç kadından faydalanabilir, o halde bu işe müdahale etmemek lazımdı. Hayyam sözlerini bitirdikten sonra tutuş ona acıdığını gösteren bir tavırla konuştu. Duruma çok üzüldüm. Fakat bana daha önce gelmen gerekirdi. Çünkü kadı tarafından şahitler huzurunda kıyılan nikah çelikten bir bağdır. Ve hiç kimse bu bağı kıramaz. Gene de ben bu işle alakadar olacağım. Siz isterseniz onu bulursunuz. Gelecek ay ben onunla evlenecektim. Tutuş başını salladı ve içini çekti. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Kim kadere karşı gelebilir?'' Ben sadece nerede bulunduğunu öğrenmek istiyorum. Bu kadarını bana lütfederseniz gerisini ben idare ederim. Derhal faaliyete geçer, kervansaraylara ve çarşılara adamlar gönderirim. Yarın onun nerede bulunduğunu bize bildirirler. Ertesi gün tutuşun adamları geldiler. O da Ömer'i çağırdı. Öğrenilen şey şuydu. Kumaş taciri Mesnetli Ebu Zeyd kafilesiyle beraber değildi. Nişaburda da çıkıp gitmişti yeni karısı ve birkaç hizmetçi ile birlikte şehirden hareket ettiyse de doğuya mı, batıya mı, kuzeye mi, güneye mi gittiği belli değildi. Yollar çok ve tacirler sayısızdı. Fakat Ebu Zeyd çok geçmeden tekrar Nişaybur'a gelecekti. Bu arada da şehrin her kapısı gözetlenecekti. Tutuş Hayyam'ın hoşnut olacağını zannetmişti fakat Hayyam çarşıda dolaşıp devecilerle konuşuyordu. Bir aralık ortadan kaybolmuştu tutuşun casusları da onun izini kaybetmişlerdi. Hayyam sürekli kervansarayları araştırıyor, her sabah hummalı nöbetler içinde geçen bir uykudan uyanır uyanmaz çadırların arasına dalıyor, tacirlerin toplandıkları hanları araştırıyor ve herkesten Ebu Zeyd'i soruyordu. Beden hummasından daha inatçı olan bir beyin hummasının etkisiyle Meşhed'e kadar gidip burasını da araştırmıştı. İmam Rıza'nın kabrine ziyaret etmek için toplanan ziyaretçileri teker teker izlemişti. Buradan da ümidi kesince Bustan Kervansarayı'na doğru yürümüş, burada Ebu Zeyd namında birinin Şimal Dağları'na doğru yol aldığını öğrenmişti. Hemen ardından koştu fakat bunun başka bir Ebu Zeyd Buharalı bir halı taciri olduğunu anladı. İçini kemiren dert yüzünden gözüne uyku girmiyor ancak deve kafilelerinin peşinde koştukça sakinleşebildiğini hissediyordu. Kim bilir, belki Yasemin de hastaydı. Belki hummalar yüzünden döktüğü ter siyah saçlarını buğuldatıyordu. Yasemin bir cariye gibi satılıp alınmıştı. Herhalde şimdi onu azarlayıp dövüyorlardı. Haftalar geçti. Bahar mevsimini takip eden yaz mevsimi ortalığı kurutmuştu. Topraklar demir gibi sertleşmiş ve su kıyıları dışında kalan yerlerdeki yeşillikler koyu bir renk almıştı. Hayyam acı içinde kıvranıyor, uzun mesafe yolculukların verdiği yorgunluk ile ateşin şiddeti onu iki hafta yatıştırmıştı. Ayağa kalktığı zaman tekrar yollara düşmeyecek haldeydi. Meşetlilerden biri haline acıyarak yurduna dönmesi için merkebini ona verdi. Hayyam hummayı atlattıktan sonra düşündü ve bir yerden başka bir yere gitmenin dönüp dolaşmanın faydasız olduğuna karar verdi. Sanki kendi içindeki acıdan kaçmak istiyormuş gibi hareket ediyordu.'' Artık geri dönmek gerekiyordu. Belki Yasemin bir çaresini bulup kuleye bir haber göndermişti. Belki tutuşun casusları Ebu Zeyt'i bulmuşlardı. Bir gün mezarlığa giden yol üzerinde merkebinden indi ve meşetliye veda etti. Kuleye giderken orada birini bulmayı umuyordu. Kimseyi bulmamakla beraber kulenin etrafına yeni binalar yapıldığını ve iki hizmetçinin bahçeyle ilgilendiklerini gördü. Kulenin tepesindeki tunç aletlerin parıltısı gözlerini kamaştırıyordu. Kulenin yanı başındaki tepeye ahşap bir sütun dikilmiş ve etrafına bir daire çizilmişti. Ömer burada durup yapılan tesisatı inceledi. Sakallı bir hizmetçi ona yaklaşarak onu derin bir hürmet içinde selamladı ve ''Her şeyi istediğiniz gibi yapmaya çalıştık. İçeriye buyurmaz mısınız?'' dedi. Hizmetçi toz toprak içinde kalmış yırtık pırtık elbiseli genç ustadın halini merakla süzüyordu. Hayyam peki dedi ve kendi dairesine gitti. Burada hiçbir şeye dokunulmamıştı. Ejderhalı perde, yastıklar ve şilteler yerli yerindeydi. Hizmetçiye bakarak sordu. Gelen giden, beni soran, bir şey gönderen, bir haber getiren oldu mu? Hizmetçi, tutuş hazretleri her sabah teşrif buyurup buyurmadığınızı soruyor. Teşrifinizden hemen haberdar edilmesini emrettiği için nişal bura bir çocuk göndererek keyfiyeti bildirdim. Başka bir şey, bir mektup falan. Gerçi Yasemin yazı yazmasını bilmiyordu fakat birisine yazdırıp gönderebilirdi. Hizmetçi hayır dedi başka bir şey yok. Ömer pencerenin yanı başındaki divanın üzerine oturdu. Hizmetçi ona ayaklarını yıkaması için gümüşten bir leğen ile ibrik getirdi. Daha sonra kendisinin Meymun bin Necip elvaslı olduğunu ve Bağdat'ın Nizamiye Medresesindeki matematikçilerden olduğunu söyleyen beyaz sakallı bir misafir geldi.'' Meymun sessiz sessiz oturan Ömer'i süzerek Batlamyus'un yıldızlar cetvelini ve nizamın emriyle bizzat i̇bn Sina'nın kullandığı sema küresini getirdiğini bildirdi. Ömer dalgın dalgın peki dedi. Kızgın güneş altında kavrulan yollarda bir haydi dolaştıktan sonra buranın sükunetine ve huzuruna kavuşmak ne iyiydi. Bu kuru sesli adam da çekip gitse daha iyi olacaktı.'' Hacı Meymun homurdandı ve farkına varmadan bir kaplumbağaya basan leylek gibi dimdik gerilerek Hayyam'ı yalnız başına bıraktı. Fakat Hayyam ortalık karardıktan sonra kulenin tepesine çıktığı zaman ihtiyar matematikçinin de arkasından geldiğini gördü. Zira Meymun'un Bağdat'tan getirdiği define buradaydı. Hacı Meymun Ömer'den müsaade almadan kürenin etrafındaki dört çırağı yaktı. Bu sayede kürenin üst kısmını hafif bir ışık kapladı. Ömer durdu ve küreye yaklaşarak baktı. Yıldızların birine ince noktalar konmuştu. Hatlar çok güzel çizilmişti. Yazılan birkaç kelime, bir örümcek ağı gibi kürenin yüzeyini kaplayan salkım salkım yıldızların ahengini bozuyordu. Bu kürenin üzerinde birçok el dikkat ve itina ile çalışmış ve nihayet bu eser vücut bulmuştu. Sağdan sola doğru ufka bakarak ellerini küreye uzattı. Küreyi yavaş yavaş oynatarak yeryüzündeki düzene uydurdu ve ellerini kürenin üzerinde dolaştırdı. Ömer memnundu. Bu çok değerli eser elinde uyanık Bağdatlı matematikçi yanında i̇bn Sina'nın yaptığı gözlemlerin sonuçları ise tam önündeydi. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinde heyecan namına hiçbir şey uyanmıyordu. Ertesi sabah tutuş geldi. Aman efendim dedi. Hayvanlar aleminden geri dönen bir beşere benzemişsiniz. Sizi nasıl aradığımızı bilseniz. Nizam hazretleri ortadan kaybolduğunuz için çok kızdı. Ona ne söyleyeceğimizi bilmem ama mesele değil. Artık geldiniz ya. Yasemin gıyabımda bir haber gönderdi mi veya bir mektup yolladı mı? Ha o kızdan mı bahsediyorsun? Hayır hayır hiçbir şey gelmedi. Adamlarınız hiç haber almadı mı? Tutuş kaşlarını çatarak hayır dedi. Adamları her yeri birer şahin gibi gözetliyorlardı. Fakat tek bir iz bulamamışlardı. Artık bu sevdadan vazgeçmek gerekiyordu. Çarşıda neler yoktu ki? bülbül gibi şakıyan İranlı kızlar, Semerkant yoluyla gelmiş Çinli cariyeler fakat Nizam Hazretleri dargındı. Ona gösterilebilecek bir iş yapmak gerekiyordu. Ömer bir şey demedi. Henüz ne yapacağını düşünmemişti. Tutuş devam etti. Düşün taşın. Hikmet evinden çıktığın zaman aklından neler geçiyordun? Ömer cevap verdi. Yeni bir takvim hazırlamayı düşünüyordum. Ne? Zaman ölçüsünü hiç bile vermeden dost doğru gösteren bir takvim. Tutuş Hayyamı tepeden tırnağa kadar endişe içinde süzdü. Zaten hizmetçiler de genç Hacenin hareketlerinde bir tuhaflık gördüklerini söylüyorlardı. Fakat Tutuş acele etmek istemedi. Cehaletimi affediniz. Fakat zamanımızı ölçmek için Allah'ın yarattığı ay yok mu? Bu sayede ayları hesap etmiyor muyuz? Herhalde herhangi bir beşer bundan alasını bulamaz. Ömer cevap verdi. Mısırlılar bundan daha alasını buldular. Hristiyanların takvimi de daha doğru. Ömer kaşlarını çatarak devam etti. Fakat sizin şuraya diktiğiniz direk bir çocuk oyuncağından farksız. Gelin göstereyim. Hacı Meymun ile birlikte kuleden çıkarak ahşap direğin dikildiği yere gittiler. Tutuş, kaleden dülgerler ve marangozlar getirterek direğin inşasına bizzat nezaret etmişti Ömer açıkladı. Bu sizin kurduğunuz direk rüzgardan eğilir, o zaman bütün ölçülerimiz bozulur. Buraya insanın beş misli boyunda mermerden bir sütun dikmek gerekir. Tabanı mermerden yapmak, mermerleri bakırla birbirine bağlamak ve mermerlerin düzenine dikkat etmek lazımdı. Siz bana adam gönderdiğiniz ne yapacaklarını ben tarif ederim. Tutuş kekeledi. Evvela nizam hazretlerini arz edeyim. Çünkü bu sizin yaptırmak istediğiniz şey gavurların kurdukları abidelere benziyor. Ne demek? Bunun vazifesi gölgenin kıl kadar değişikliğini ölçmektir tutuş, hayyamın sözlerini dikkatle dinleyen Hacı Maymun'u bir tarafa çekerek kıl kadar mı dedi. Tutuş hayyama inanmadığı için Bağdatlı Hacı'nın kulağına fısıldayıp vaziyeti anlamak istedi. Fakat Bağdatlı Üstad Ömer'i doğruladı. Evet böyledir. Mükemmel hesap yapıyor. Ancak onun tarif ettiği direkten fayda sağlanır. Böylece her şeyi doğru bir şekilde hesaplamak mümkün olur. Hatta bu hesap i̇bn Sina'nın küresindeki kadar doğru olur.'' Tutuş hayret içinde kuleden ayrıldı ve hayretini Nizam'a da anlattı. Nizam bütün hikayeyi dinledikten sonra cevap verdi. Yeni bir takvim geleneğe aykırıdır ve ulemanın itirazıyla karşılanır. Hristiyanların Roma devrimden beri tek bir takvimleri var. Çinlerin devreleri, İranların Yezger takvimleri var. Bana kalırsa yeni bir takvim yapmak tehlikeli bir hareket olur. Tutuş gözlerini yumdu ve içini çekti. Sonra şöyle dedi. Hayyam zaman birdir diyor. Zatı kıyaset penahiler ise dört zamandan bahsettiniz. Doğrusunu isterseniz aklım böyle şeyleri almıyor. Nizam düzeltti. Dört zamandan değil, dört takvimden bahsediyorum. Şimdi bunları bırak. Padişahımız Melikşah hala Hayyam'ı soruyor. Fakat Hayyam su saati istiyor ve bununla bir gün içinde her dakikayı ölçebileceğini söylüyor. Acaba bu bir işe yarar mı? Elbette. İlkbaharda ve sonbaharda gündüz ile gecenin eşit oldukları günleri seçecek. Dikeceği sütuna kış mevsiminin gölgesinin öğle üzerine en uzun, yaz mevsiminde en kısa olduğu anları tespit edecek. Sonra yıldızların hareketlerini gözlemleyerek hesapları kontrol edecek. Tutuş mırıldandı. İnşallah inşallah. Sonuç olarak Melikşah Hazretlerinin hakimiyet devrine ayrı bir şeref verecek olan yeni bir takvim yapılmış olacaktır. Hayyam'ın düşündüğü bu ve bu düşünceyi de yaban'a atmak yakışmaz. Nizam-ı Mülk biraz önce bu takvim aleyhinde konuştuğu halde biraz düşündükten sonra Hayyam'ın bu parlak fikrini beğenmeye başlamıştı. Bir kere padişah kendi adına yapılan bir takvime sahip olmaktan hoşnut olurdu. Ve bu hareket Hayyam'ın onun nazarındaki itibarını kat kat yükseltirdi. Belki de onun müneccim başlığa tayinini çabuklaştırırdı. Nizam kararını verdi. Pekala istediği su saatini temin edelim. Fakat kendisi nerelerdeymiş, nerelerde dolaşıyormuş.'' Tutuş göz kırparak gülümsedi. Allah bilir çünkü kulunuz onun izini kaybetmişti. Bir daha böyle yapmasına imkan verme çünkü bana lazım. Bu sırada bir yere kaybolmaması gerekiyor. Tutuş nizamın mülkün huzurundan ayrıldıktan sonra kendi ikametgahına gitti. Burası çarşıya nazır, tacirler tarafından mahzen olarak kullanılan bir binaydı. Tutuş kendisine ait olan ve başkası tarafından görülmemesi kendisince lüzumlu sayılan eşyaları burada muhafaza ediyordu. Kiraladığı odalar dilsiz bir Mısırlı muhafız tarafından bekleniyor ve bu Mısırlı odaların sahibi gibi görünüyordu. Tutuş odalardan birine girerek üç kilitli bir sandığı açtı ve içinden gökyüzü renginde firüzelerle işlenmiş ince bir bilezik çıkardı. Bu bileziği Alpaslan'ın kambur nedimi Hayyam'ın kulesine getirmiş ve bunu Yasemin namında bir kadının gönderdiğini söyleyerek şu bilgileri vermişti. Yasemin kalp hastalığına tutulmuştu ve Halep'teydi. Hayyam'dan yardım bekliyordu. Tutuş kendi kendine söylendi. Hayyam'ın beklediği şey bu sözlerle şu bileziktir. Fakat ona bu sözleri bildirmek ve bu hediyeyi sunmak uygun olmaz. Çünkü derhal kalkar, Halep'e gider. İşte o zaman Nizam'ın gazabına uğrarım. Fakat bu bilezikten de kurtulmak lazım. Bileziği kemerine koydu, sandığı kapattı ve sokağa çıktı. Birkaç kız bir havuzun etrafında da oynuyordu. Bileziği kemerinden çıkarıp attı. Kızlar koşup, bağırışıp gittiler. Tutuş geri dönüp baktığı zaman havuzun başında kimse kalmamış. Gümüş bilezik de oynayan kızların eline geçmişti. Nizamülmülk, rasathanenin çalışmalarından memnundu. Yaz mevsimi bitmeden su saati çalışma odasına yerleştirilmişti. Saatin küçük tekerleği saate altmış devir yapıyor, mızrağa benzeyen gümüşten bir uç, üzeri çizgili bir cetveli öğleden öğleye geçmekte ve her gün aynı devri tamamlamaktaydı. Tutuş, saatin mükemmel işlediğine inanıyordu. Fakat Hace Meymun ancak bir sene geçtikten sonra saatin aksaklıklarını anlayacaklarını söylemişti. Nihayet bütün aletler gelmiş ve yerli yerine konmuştu. Hayyamın emrine dört kişi daha verilmişti. Mermerden yapılan yeni direk semaya yükseliyordu. Hacı Meymun da zamanı yeniden ölçmek için yapılması lazım gelen hazırlıkların tamamlandığını söylemişti. Ona göre bu iş ancak 7 senede başarılabilirdi. Fakat Hayyam 4-5 senenin yeterli olacağını söylüyordu. Tutuş hayretler içindeydi. Biz dedi 4-5 hafta içinde kocaman bir saray inşa edebiliyoruz. Hayyam'ın gözleri parladı. Evet dedi. Fakat sizin 4-5 haftada kurduğunuz sarayın temelleri çöktüğü ve harabelerinde kertenkelleler dolaştığı zaman bizim takvimimiz ilk günkü gibi işlemeye devam edecektir. Casuslar reisi güldü. Ben bir saray sahibi olayım da ben öldükten sonra onun başına ne gelirse gelsin. Zerre kadar aldırmam. Tutuş Nizamül Mülke mükemmel bir rapor verdi. Altı astronomi bilgini kollarını sıvamış, zekalarını bilemiş, çalışmaya başlamışlardı. Hayyam, Nizamül Mülke sonbaharda gece ile gündüzün denkleştiği sırada hesaplar yapacaklarını söylediği için Nizam o gün bu işe muhteşem bir merasimle girişilmesini münasip gördü. O sıralar Ceylan avına çıkan Melikşah bu arada rasathaneyi de ziyaret ederek devrinin ilim adamlarına iltifat edecekti. Merasim günü rasathane baştan başa süslenmişti. Yeni bahçenin her tarafına hallar serilmiş ve her ağacın altına şekerleme ve şerbetle dolu tepsiler konmuştu. Medreselerin ilim adamlarından müteşekkil bir heyet ile Aine-i Hikmet Hacı Ali resmi elbiseleriyle gelmişlerdi. Camiye bitişik medresenin din alimleri de bu merasime sessizlik içinde iştirak ediyorlardı. Nizamül Mülk bütün alimleri ağırlamış, bilhassa din alimlerini Melikşah için kurulan tahtın yakınına oturtmuş, bunlara fazla iltifat göstererek ilmi çalışmalara muhalefet etmelerine engel olmak istemiş, sonra Hayyam'ın kulağına bu din alimlerini huzursuz etmemesi için talimat vermişti. Zaten Hayyam bir ev sahibinden çok bir seyirci gibiydi. Türlü türlü merasim faslının nihayet son bulmasından ve gözlerin uzaktan görünen suvari alayına dönmesinden memnun olmuştu. Alay rasıthanenin kapısında durmuş, Melikşah mızrağını bir köleye vurarak altından inmiş ve geçeceği yere serilen halıya basarak ilerlemişti. Sultan toz toprak içinde fakat çok neşeliydi. Hayyamın dikkatini çeken bir şey oldu. Melikşah, Nizamülmülk ve birçok mollayla burada karşılaşmaktan pek hoşnut olmamıştı. Sultanın kuvvetli bir boyun üzerinde duran soluk benizli yüzü çok yakışıklıydı. Bütün hareketlerinde zarafet ve kibarlık göze çarpıyordu.'' Konuşurken ellerini kaldırmıyor, sesini yükseltmiyordu. Nizamül Mülk, Ömer Hayyam'ın huzuruna götürdü. Hayyam huzurda eğildi. Melikşah, genç hayat Şinnas'a dikkatle baktı ve yavaşça aradığım adam budur dedi. Hayyam derhal cevap verdi. Dünya padişahının kuluyum. Melikşah bir hatırayı anlattı. Horasan yolunda karşılaşmıştık. Yanımdakiler bir sürü yalan attıkları halde sen bana istikbal hakkında bazı sözler söylemiştin. Unutmadım ve unutmayacağım. Benden ne dilediğini söyle. Bir an için ikisi de birbirlerini süzdüler. Bir tarafta dünyaya hükmeden genç bir sultan, diğer tarafta hala hayal aleminde yaşayan genç bir ilim adamı. Melikşah 20'yi, Ömer Hayyam ise 22 yaşındaydı. Hayyam anlattı. Bütün dileğim efendimizin hizmetinde bulunmak. Melikşah asil bir tavırla cevap verdi. Arzunuz kabul olunmuştur. Şimdi bana burada ne yaptığınızı gösteriniz. Melikşah gölge ölçülerinden son derece memnun kalmıştı. Bütün aletleri merakla inceledi. Kalabalıktan sıkılan ve hükümdarın huzurunda gerektiği gibi konuşamadığı için büsbütün kızarıp bozaran Hacemaymun'un halini gören Melikşah Hayyam'a dönüp gök küresi hakkında bilgi vermesini istedi. Hayyam da açıklamalar yaptı. Hükümdar onun maksadını son derece açık ve temiz bir dille anlatmasından hoşnut kaldı. Melikşah'ın ilmi icatlara gösterdiği ilgiden canı sıkılan molaların reisi ileriye doğru bir adım atarak söz almak istedi ve şöyle dedi: "Mukaddes kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de yazdığına göre insanlar güneşe ve aya eğilmemeli, ancak bunların ikisini de yaratan Allah'a secde etmelidir. Bütün molalar mırıldana mırıldana tasdik ettiler. Hayyam cevap verdi: Yine mukaddes kitabımızda beyan olunduğuna göre gece gündüz, güneş, ay Allah'ın ayetlerindendir ve bu ayetleri anlamaya çalışmak gerekir. Melikşah hiçbir şey demedi. O da Nizamülmülk gibi samimi bir Müslümandı. Onun için törenden çıkarken baş molaya iltifat etti ve Hayyam'a yanından ayrılmamasını söyledi. Melikşah atına bindikten sonra Hayyam'a hitaben şu sözleri söyledi. ''Vezirimiz size baş müneccimlik payesinin verilmesini tavsiye etti.'' Biz de kabul ettik. Yarınki mecliste resmi elbiseniz size takdim edilecektir. Melikşah daha sonra eğildi ve yavaşça şu sözleri söyledi. Bizi sık sık ziyaret edin. Sizi dinlemek isterim. Daha sonra hareket emri verildi ve alay hareket etti. Nizamül Mülk Hayyam ile baş başa kaldığı zaman onu eleştirdi. Baş molaya derhal karşılık vermekle isabet etmediniz. Bu yüzden size karşı koymaları ve yolunuza engeller dikmeleri muhtemeldir. Hayyam, benim bu molalarla hiçbir alışverişim, hiçbir ilgim yoktur. Onun için benimle uğraşacaklarını zannetmem dedi. O halde onların eteklerine basmaktan çekin. Sonra senin bilmediğin fakat yakında öğreneceğin birçok şey var. Öncelikle yarın toplanacak mecliste memuriyetin tescil olunacak ve her yıl sana 1200 miskal maaş verilecek. Ömer çok şaşırdı. Çünkü bu kadar büyük bir parayı hiç aklından geçirmemişti. Nizam devam etti. Bundan başka Melikşah'ın sana bir takım hediyeler vermesi muhtemeldir. Çünkü seni çok seviyor. Yalnız unutma ki hükümdarımız itimat etmediği kimselere karşı sivri bir çelik gibi keskindir. Onun hesabını her şeyi öğrenmeye memur olan adamları arı gibi çalışırlar. Sultanın sevgisi ve iltifatı çadırınızın temel direğidir. Bu sevgiden mahrum olursanız çadır yıkılır. Hayyam düşündü. Demek ki bütün bu faaliyetler arasında bir de hükümdarın sevgisini kaybetmemek için uğraşmak lazım.'' Nizam onun ne düşündüğünü anladı. Sana bütün gücümle yardım edeceğim. Ben seni destekledikten sonra korkma. Çünkü şimdilik hiç kimse açıktan açığa bana karşı gelemiyor. Fakat benim de çok meşgul olduğumu unutma. Sonra nizam Mülk nelerle meşgul olduğunu, yeni ve büyük bir imparatorluk kurmak için nasıl çalıştığını anlatmaya başladı. Selçuklular üç kuşak önce tarih sahnesinde belirmelerine karşın İslam devleti perişan ve parçalanmış bir haldeydi. Her tarafta türeyen serseriler birbiriyle dövüşüp İslam kanı döküyorlardı. Bağdat'taki halifenin zerre kadar nüfus ve itibarı kalmamıştı. Fakat Selçukluların devreye girmesiyle durum değişti. Kazandıkları zaferler halifelerin nüfus ve itibarını yeniledi. Alpaslan, şarktan kopan bir bora gibi Horasan'ı düşmanlarından kurtardı ve Bağdat'a girerek halife tarafından devrin sultanı olarak tanındı. Daha sonra Halep fethedildi ve mukaddes şehirlerin hepsi yeni saltanata katıldı. Bizanslara karşı ilk akınlar yapıldıktan sonra Hayyam'ın bizzat şahit olduğu Malazgirt Harbi'nde Bizans'ın gücü kırıldı. Yeni devlet Semerkant'ta bağışlayarak Bizans surlarına kadar dayanıyordu. Bizans kayserlerinin halefleri Melikşah'a vergi gönderiyorlardı. Nizamül Mülk, Bağdat halifesinin kızını Melikşah'a almak için hazırlıklarla meşguldü. Melikşah zaten Bizans İmparatorunun kızıyla evlenmiş bulunuyordu. Halifenin kızını da aldıktan sonra Şark ve Garp saltanatı onun şahsında toplanmış olacaktı. Nizamül Mülk bunları tatlı tatlı anlattıktan sonra ilave etti. Bu kış ordusuyla Halep'e doğru gidecek sultan. Oradan Kudüs üzerine yürüyerek bu mukaddes şehri de kendi saltanatına katacak. Hayyam şaşkınlık içinde dinliyordu. Çünkü nizamül mülk nereye gidileceğini, neresinin fethedileceğini, hangi şehrin veya hangi nehrin yeni devlet hududu dahilince gireceğini büyük bir kesinlikle anlatıyordu. Şimdiye kadar her şey onun çizdiği plan dairesinde yürümüş, onun kararlaştırdığı her şey yapılmıştı. Yine de öyle olacağı muhakkaktı. Nizamül Mülk Hayyam'ı kendisiyle sık sık görüşmeye davet etti ve ona her şey hakkında ordu idaresi, vergi düzeni, hatta hükümdarın casusluk teşkilatı hakkında bile ayrıntılı bilgi verdi. Sonra Hayyam'a Melikşah'ın zaaflarından bahsetti. Sultan av meraklısıydı. Kadınlara düşkündü. Fakat en önemli zaafı uğra ve uğursuzluğa inanmasıydı. Nizamül Mülk bu nokta üzerinde durarak anlattı. Sultanın yanında düşman hesabına çalışan bir müneccim bulunmuş olsaydı onu kolaylıkla felakete sürüklerdi. Böylece sultan hurafelere değer vermenin kurbanı olurdu. Hayyam onayladı. Bu şarlatanın bir insanı nasıl felakete sürükleyebileceğini anlıyordu. Nizam devam etti. Görüyorsun ki üzerine aldığım vazife çok mühimdir. Ben senin uğra, talihe vesaire zerre kadar inanmadığını sanıyorum. Bana gelince ben gök cisimlerinin hareketlerindeki düzende Allah'ın kudretini seziyorum.'' Melikşah bir işe başlamak için sizden eşref saati soracak olursa, yahut herhangi bir harekette başarılı olup olmayacağını anlamak isterse, gök hareketlerinin meydana gelişi doğrultusunda hesap ediniz ve onun başka bir etki altında kalmasına imkan vermeyiniz. Sonra birçok kimselerin her hareketinizi kıskanç gözlerle takip ettiklerini unutmayınız. Hayyam bu sözleri de çok doğru buldu. Çünkü bir takım casuslar tarafından gözetlenmenin ne demek olduğunu az çok öğrenmişti. Melikşah kendisinden semavi bir işaretin manasını hesaplamasını isteyecek olursa, Keldanelerin kuleleri kadar eski olan astroloji kurallarına göre bunu yapmak mümkündü. Fakat hesap edilmesi istenilen işaretin bir manası yoksa ne yapılabilirdi? Nizama göre bu durumda hakikati söylemek gerekirdi. Nizam devam etti. Sultan bazen size benim idare ettiğim devlet işlerine dair sorular sorar. O zaman bana bir haber göndermeniz, vaziyeti benden sormanız ve benim cevabımı beklemeniz gerekir. Bu gibi işler gelişi güzel idare olunamaz. Mutlaka bir plana bağlanmalıdır. Hayyam bunun ne demek olduğunu anlamak istiyormuş gibi vezirin yüzüne baktı. Nizam da devam etti. Devlet Allah'ın lütfu ve keremiyle iki elin idaresindedir. Biri başına taç giyen Melikşah'ın eli, biri de başına bir sarık taşıyan vezirin eli. Melikşah'ın eli harp açar, fetihler yapar, ceza ve mükafat verir. Vezirin eli düzen yayar, vergi toplar ve ülkeleri idare eder. Ben Melikşah'a samimiyetle hizmet ediyorum. Fakat asıl vazifem yeni devleti kurmak ve temellendirmektir. Onun için siyasete ait işleri benimle istişare etmen gerekir. Anlatabildim mi? Anladım. Hayyam konuştuğu adamın Melikşah'tan, kendisinden ve bütün ulemadan daha akıllı ve daha dirayetli olduğunu anlamıştı onun dürüstlüğü gölge ölçeği olan mermer abidedinden daha sağlamdı. Nizam sordu. O halde söz veriyor musun? Evet söz veriyorum. Nizam memnundu fakat memnuniyetini belli etmedi. Kendisi Aslan'ın ölümünden beri Ömer Hayyam'ı bulmayı, genç ilim adamını kendisine bağlamayı ve onu hükümdarın baş müneccimliğine tayin etmeyi düşünüyordu. Hayyam'ı bulup bütün bunları yaptıktan ve Hayyam ile baş başa konuşup onu kendisine bağladıktan sonra tutuşun kulağına şöyle fısıldadı. Artık Melişah'ı idare etmek için Hayyam'dan yararlanabiliriz. Fakat Nizam'ın memnuniyeti Hayyam'ın ilk ricasıyla son bulur gibi oldu. Çünkü Hayyam ilk sene için kulede yapılacak gözlemlerin alalade işlerden olduğunu, Hacı Meymun ile arkadaşlarının bu işi kolaylıkla idare edeceklerini ve kendisine ihtiyaç hissetmeyeceklerini, onun için bu fırsattan istifade ederek Melihşah arzu ederse onun mahiyetine garba doğru seyahate etmek istediğini söyledi. Hayyam bizzat kendisinin bu fikri sultana söylemeyi düşündüğünü ve maksadının garb taraflarında Yasemin'i aramak olduğunu gizlemişti. Hayyam artık zengindi, nüfus sahibiydi. Adamları vardı ve muazzam bir hükümdarın gözüne girmişti. Onun için aradığı kızı bulmak ve gönlünü de tatmin etmek istiyordu. Tutuş Hayyam'ın bu sözleri karşısında güldü ve için için Hayyam'ı bir defa elden kaçırmış olduğum için az kaldı nizamın gazabına uğruyordum. Bu adam amacına ulaşır ulaşmaz tekrar ortadan kaybolmak, Melikşah ile birlikte gezip dolaşmak istiyor dedi. Fakat Tutuş bu sözlerden hiçbirini açıkça söylemedi. Nizam da Hayyam'ın uzaklaşmasından memnun olmadığı halde onu kırmadı ve gitmesine müsaade etti.